Kıymetli Çay TV izleyicileri, efendim bir cuma günündeyiz. Cuma saati programında sizlerle birlikteyiz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Efendim, bugün de kıymetli bir konuğumuzda kütüphaneler haftası olması hasebiyle kütüphaneleri konuşacağız, kitabı konuşacağız. Sizlerin de malumu bizim medeniyetimiz oku emriyle bizi hayata tutundurdu. Biz oku emriyle hayata başladık. İnşallah kitapla bizim münasebetimiz iyidir. Bu toplumda efendim şu anda belki kitapla arasına mesafeler koyan kişilerin atalarına gittiğimiz zaman onlarla kitaplarla nasıl bir diyalog kurduklarını göreceğiz. Bu bağlamda bizler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yardımcı Doçent Doktor Ali Kumaş hocamızla bu bağlamda bir söyleşi yapacağız. İnşallah dolu dolu bir program geçecek kanaatindeyim. Kıymetli hocam, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Safalar çok getirdiniz. Sağ olun. Bizleri ekranları başında seyreden bütün seyircilerimizin cumasını tebrik ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Artık ne diyelim, kitaplı, kütüphaneli günler ve haftalar diliyorum bütün seyircilerimize. Evet. Muhterem hocam, dilerseniz şununla başlayalım. Bilgi çağında cahil kalmak bir tercihtir. Ki eskiden o efendim olumsuz dönemlerde veyahut da işte bir köyde kitaba ulaşamayan insanlar vardı. Veyahut da tek kitapla dinini öğrenen insanlar vardı. Ama şu anda bilgi bir tuş yakınında. İstediği gibi bilgiye ulaşabiliyor. İşte burada eğer ulaşamıyorsa demek ki tercih o kişinin. Onun için ilk etapta İslam'ın kitaba ve ilme verdiği önemden başlayalım kıymetli hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten teknolojinin en üst safhada olduğu bir dönem, bir çağ yaşıyoruz. Bilgi çağı, evet, denebilir ve deniliyor. Bu çağla bu dönemin adlandırılması bir vakadır. Evet. Tabii medeniyet, efendim teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, insanların şuurunda, zihninde bu hassasiyet, okuma hassasiyeti, kitap hassasiyeti, kütüphane hassasiyeti olmadığı sürece çok fazla mesafe alma imkanı bulunmamaktadır. Evet. Şimdi şüphesiz ki gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman okumaya, kitaba özel vurgu yapıldığını müşahede ediyoruz, evet, görüyoruz. Yani mesela baktığımız zaman okumayı farz kılan, öğrenmeyi farz kılan yegane din İslam dinidir. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konuyla ilgili hadis-i şerifleri hepimizin malumudur. Efendimiz hadis-i şeriflerinde, evet, talebul ilmi ferizatun ala kulli muslim buyuruyor. Evet. Yani ilim talep etmek her Müslümana farzdır. Kadın erkek bir ayrım yapılmadan her Müslümana farz olduğu ifade ediliyor. Şimdi farz dediniz, hocam farzın ne olduğu da belli. Nasıl olacak hocam, bir insan okumuyorsa, yani kendisini nasıl bilmem koruyacak? Bu şey. Evet, bu aslında şu demektir. Evet. Bizim toplumda cehalet olamaz. Ve herkesin mutlaka bilmesi zaruri olan, bilmesi mecburi olan bilgi var. Bunu kadın erkek, genç, yaşlı demeden, evet, alim, cahil demeden, efendim ben cahilim, ben bilmem değil, belli alanda buna zarurat-ı diniye diyoruz. Zarurat-ı diniye. Yani dinin zaruri olarak bilinmesi gereken bir alan var. Mesela bir kişinin itikadi konularla ilgili belli bilgileri bilmesi, Allah'ın var olduğunu, bir olduğunu, efendim Allah'ın sıfatlarını, Allah'a nasıl iman edilmesi gerektiğini mesela her bir müminin bilme mecburiyeti vardır. Yine her bir müminin nasıl namaz kılacağını, namazda neleri okuyacağını, oruç tutması için gerekli olan hususları, orucun farzlarını, abdestin farzlarını, sünnetlerini vesaire bilmek mecburiyetindedir. Efendim ben
cahil kaldım, bunları öğrenemedim diyemesi bu hadiseyi ona işaret ediyor. Zarurat-ı diniye ile ilgili mutlaka herkesin bilgi sahibi olması yani gerekir. Yani eğer öğrenmezse hocam farziyet üzerinden düşmüyor değil mi? E tabii efendim, ben bilmiyordum. Dolayısıyla ruzi mahşede Cenab-ı Hak bana efendim müsamaha gösterir, beni affeder. Elbette Cenab-ı Hak herkesi affeder. Efendim Cenab-ı Hak dilediğini affeder. Af, onun kapısı açıktır, sonsuzdur. Ama sorumlu olarak biz yaşamış oluruz. Vebal altında hayatımızı sürdürmüş oluruz. Ve Cenab-ı Hakk'ın karşısına borçlu, sorumlu olarak çıkmış oluruz. Yani bilmemek bu alanda asla mazeret teşkil etmez. Bunu ifade etmek gerekir. Evet. Kıymetli hocam, kitap nedir? Efendim kitap, tabii Arapça bir kelimedir malumunuz. Ketebe fiilinden türeyen evet. bir kelime. Yani aslında ismi mef'ul diyoruz Arapçada. Mektup, yazılan şey demektir. Yani içerisine bilginin yazıldığı, bilginin bulunduğu efendim şeye, maddeye kitap diyoruz. Evet. Dolayısıyla kitap denince aslında Arapçada kitap mastardır, fiildir. Yazmaktan türeyen bir kelimedir. Ama bu kitap, yazmak ifadesi, yazı ifadesi içine kitap yazılan madde anlamında kullanılmış. Dolayısıyla mektup anlamında kullanılan bir kelimedir kitap. Arapçadır ve kütüphane de malumunuz bu kökten türeyen bir kelimedir. Evet. Kütüphane yani kitabın bulunduğu, kitabın yer aldığı ev anlamında bir kelimedir. Kitap kelimesini bu şekilde ifade etmemiz en mümkündür. Evet. Tabii bu noktada şu hususu da işaret etmek gerekir. Yani mesela bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir denebilir. Daha doğrusu bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından birisi de kitaptır. Evet. Çok enteresan mesela. İlk sure malumuz Kur'an-ı Kerim'de Fatiha suresidir. Allah'a hamd ile, Allah'a tazim ile, tesbih ile, istikamet ile başlar. Hemen ikinci surenin ilk ayetleri kitapla mesela başlamaktadır. Evet, kitaba evet. vurgu yapılmaktadır. Şimdi muhterem hocam kitap malum ama İslam'da bütün kitaplar değerli midir? Okunulması yasaklanılan kitaplar var mıdır? Evet tabii bu da aktüel bir konu. Üzerine konuşulan, tartışılan bir konu. Aslında hemen buna Bakara suresinin ilk ayetleriyle efendim İkra bismi rabbikellezî halak evet. ayetiyle başlayan efendim ayetlerle cevap verme imkanımız var. Şimdi vurgu şuna özellikle yapılıyor. Evet. Elif, la, mim, zelikel kitabu la raybe fih buyuruyor. Yani kitaba vurgu. Bu kitap da şüphesiz ki zelikel kitap denirken vurgulanan kitap da Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi bu kitabın bir özelliğine vurgu yapılıyor ve önemine vurgu yapılıyor. Yani şimdi şurada ifade edilir müfessirlerimiz, tefsir hocalarımız dediler ki buradaki zelike uzak için değil yakın için kullanılan bir ismi işarettir. Bu kitap, şu kitap demiyor. O kitap demiyor, evet. filan kitap demiyor. Elinizin altındaki kitap, iki elinizin arasındaki, iki elinizin üzerindeki, raflarınızın üzerindeki, yani burada bir mesaj da şu, yanınızda kitap, ondan istifade edin, kitaptan istifade edin. O kitap da Kur'an-ı Kerim'dir ve bir işaret de şudur, kitabı kendinizden uzak tutmayın. Ben yakın diyorum, yakına işaret ediyorum. Yakın tutmanız gerektiğini vurgu yapıyorum. Siz sakın onu kendinizden uzaklaştırmayınız. Raflara hapsetmeyiniz. Evet. Dolayısıyla bu kitaba özellikle vurgu yapıldığını görüyoruz. Ve bu kitabın la raybe fi kendisinde hiçbir şüphenin bulunmadığı bir kitap olduğuna da işaret ediyor. Hakikaten baktığımız zaman bize ulaşması noktasında, Kur'an-ı Kerim noktasında bir şüphe var mı? Asla. Mesela Tevrat'ın tahrif olduğunu, İncil'in tahrif olduğunu, çok daha sonra yazıldığını, kaleme alındığını biliyoruz ama Kur'an-ı Kerim'in bizatihi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından vahiy gelir gelmez vahiy katiplerine yazdırıldığını ve mütevatir yani
efendim üzerine şüphe etme imkanı olmayacak bir surette bize intikal ettiğini ve o bilginin, o efendim kelimelerin, o harflerin Allah'ın bir kelamı olduğunu bilme noktasında en ufak bir şüphe söz konusu değildir. Dolayısıyla burada sorunuza da paralel olarak belki cevap vermek gerekirse, üzerinde şüphe edilmeyen bilginin Kur'an-ı Kerim olduğunu görüyoruz. Ve bunun yanında sahih hadisin mütevatir meşhur hadisi şeriflerinde üzerine şüphe edilmemesi gereken bir bilgi olduğunu ifade edebiliriz. Onun dışındaki bütün bilgiler içtihadidir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet dışında bütün bilgiye efendim dikkatli bir şekilde bakılması ve ona göre okunması gerekir. Tabi bu noktada özellikle şunu ifade etmemiz gerekir. Yani ilk konuşmamızın başında şuna işaret ettik. Dedi ki her Müslümanın ilim öğrenmesi farz-ı ayn'dır. Hangi ilmi demiştik? Zarurat-ı diniye, yani dinin asılları, her müminin bilmesi gereken bilginin mutlaka öğrenmesi gerekir. Şimdi o bilgiyi öğrenmeyen bir insanın lüks bir bilgiyle iştigal etmesi, efendim kendisine senede bir veya hayatında belki bir kez yarayacak veya yarama ihtimali bulunmayan bir bilgiyle iştigal etmesi zaman israfıdır. Bu şu demek değildir, okumasın demek değildir. Başka kitapları okumasın demek, okuması gerekir ama mutlaka öncelikli olarak bilmemiz gereken bizim hayatımızın her anı. Düşünün yani günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Her gün 5 kez yapmış olduğumuz bir ibadetin bilgisini bilmeden biz başka bir bilgiyle iştigal edersek, başka bir bilgiyi öğrenme noktasında zamanımızı kullanırsak bu bir vebal olmuş olur. Eyvallah. Öncelikli olarak bu alanı halletmek lazım. Onun dışında okumak gerekiyor. Tabii bu noktada işte Ala suresi, Alak suresi çok manidar bir mesaj veriyor. İkra diyor. Ben de oraya girecektim. Evet. Oku diyor. Evet. Bismi Rabbik. Rabbinin adıyla oku diyor. Şimdi bu ayetleri inceleyen müfessirler burada enteresan bir hususa işaret ederler. O da şu. Yani bu ayet-i kerimelerde özellikle failin hazfedilmesi, zikredilmemesi sebebiyle derler ki buradaki okumanın genel bir okuma işaret etti. Yani insanın bilgi işine yarayacak, insanın işine yarayacak, toplumun işine, menfaatine yarayacak bütün bilginin okunması. Yani Allah'ın kitabının okunması. Evet. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin okunması. Tabiatın okunması. Tabiat. Evet. İnsanın okunması. Hayvanın okunması. Mesela ayet-i kerime. Efela yendurune ilel ibili keyfe hulikat ve ile semai keyfe rufiat. Dikkat ediyorsanız nazar etmemizi, bakmamızı Cenab-ı Hak Celle Celaluhu istiyor. Deveye bir bakmazlar mı diyor. Baksınlar deve, bir ibret alsınlar deveden bir de onu okusunlar, deveyi okusunlar. Keyfe hulike, nasıl yaratılmıştır? Yaratılmanın efendim temelindeki o hikmete baksınlar, o kudrete baksınlar, o ilahi güce kuvvete baksınlar. Gökyüzüne bakın. Nasıl yükseltildi? Evet. Nasıl duruyor? Yıkılmıyor. Hayatı okunmaz. Her şeyi. Eyvallah. Ve ayet-i kerimede Allah'ın ismiyle okunması da emredilmesi de çok önemlidir. Yani ilmin başında Allah'ın ismi olması gerekir. Yani her ilmin başında, her okumanın başında öncelikli olarak besmele ile başlamak. Bismillahirrahmanirrahim. Yani Bismillahirrahmanirrahim diye kapağını açtığı hocam, sayfalarını çevirdiği bir kitabı okumak diyebilir miyiz biraz daha soruştaştır? Tabii kişiyi güzelleştirecektir, belli bir kalıba sokacaktır. Mesela malum hocam, yanılmıyorsam müfessirlerden Fahrettin Razi, Fatiha'nın manasını verirken elhamdü kelimesinde ham kelimesini üçe ayırıyor. İşte övgüdür, mükemmelliyattır. Üçüncü olarak
kişinin Müslümanlaşmasıdır diyor. Bu bağlamda Beydavi tekmilü şey'i ile kemalihi şey'en fe şey'en. Bir şeyi adım adım kemale erdirmektir. Yani Allah kulunu adım adım Müslümanlaştırıyor. Mesela hayatınızda ne kadar elhamdülillah varsa o kadar çok Müslümansınız. Ne kadar çok Bismillah çekiyorsanız o kadar. Bismillah çekemediğimiz bir kitap tabii ki okumak sakıncalıdır diye. O sonuç ortaya çıkmış oluyor. Ve çok isabetli bir tespitte bulundunuz. İşte bu durum sizi kemale eriştirir. Zaten aslında Alak suresinin sonundaki ayet de buna işaret ediyor. Kelle la tudiyahu vasjud vakteri. Hemen seyircilerimizi de uyarmış olalım. Bir tilavet secdesi de yapmış olsunlar. Bu secde ayeti kelimesidir. Bir secdeye de vesile olmuş olduk herhalde. Bu da bizim hanemize bu cuma günü sevap olarak yazılacaktır yani inşallah. Yani ekranları başında bizi izleyenler şu anda bir secde ayeti geçti. İnşallah bir secde ederler. Evet hocam. Şimdi ona itaat etme diyor. Şeytana, nefsine. Seni Allah'ın ismiyle okumaktan nehyedecek, engelleyecek, uzaklaştıracak hiçbir şey itaat etme. Vasjud, secde et, vakterip ve Allah'a yakınlaş şimdi. Bu çok çok önemlidir. Müfessirlerimiz, tefsir hocalarımız, hakkı Allah razı olsun, ahireti irtihal edenlerden Cenab-ı Hak rahmet eylesin, yaşayanlara Cenab-ı Hak sıhhat, afiyet, selamet versin. Şimdi hakikaten buradaki ayeti kemiz önemli mesele birisi de bu. Eğer sen Allah'ın ismiyle başlarsan, yani Allah'ı merkeze alırsan, ilahi kudreti sen merkeze alırsan ne olur biliyor musun? Şeytana uymamış olursun. Nefsine uymamış olursun. Ya. Seni yoldan çıkaracağı itaat etmemiş olursun ki la tudu ve secde edersin, Allah'a yakınlaşırsın. Amin. Yani seni Allah'a yakınlaştıran bir okuma, seni şeytandan uzaklaştıran bir okuma. Şimdi günümüzde olayları görüyoruz. Evet. Günlük olaylar mesela. 2 gün önce efendim malumuz buradan da şehit olan savcımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Şimdi 2 gün önce mesela. Yani şimdi enteresan. Üniversite okuyan. Evet. Yani bu ne demek? İlim sahibi bir insan demek. Evet. Üniversiteyi bitiren bir insan nasıl olurdu? Eline silah alıp da bir insanı, devletin vermiş olduğu bir kamu görevini yapan birisini öldürebilir, katledebilir, vahşice. Bütün dünyanın gözü önünde göstere göstere nasıl öldürebilir? O zaman burada bir takım problemleri irdelememiz gerekir. Demek ki yani Allah'a yakınlaştıran bir bilgi noktasında problem. Demek bu gençler Allah'ı efendim Allah'a yaklaştıracak, Allah Celle Celaluhu ile olan irtibatı güçlendirecek bilgiden mahrum kalmışlardı, uzaklaşmışlardı. Allah'tan uzaklaşınca ilk ayet-i kerime ifade la tutihu denilen, itaat etme denilen şeytana itaat etmişler ve bu cinayet karşımıza çıkar. Yani bu bunun bütün dünyada anlaşılması gerekir. Yani Batı birçok fırsatı kaçırdı. Şu an efendim gençlerin içinde olmuş olduğu büyük problemleri çözmenin gayreti, endişesi içerisinde. Ama bütün dünya şunu artık yapmaya çalışıyor. Gençleri, insanları, yeni yetişen nesli daha fazla Allah'a yaklaştıracak, daha fazla doğruya, daha fazla ahlaka yaklaştıracak şekilde eğitim vermenin gayreti içerisindedir. Bunu yapamazsak gençlerimiz maalesef şiddetin girdabında daha fazla yer alacaklar. Daha fazla şiddet izhar edecekler, sergileyecekler. Anneler daha fazla gözyaşı dökecekler. Biz daha fazla rahatsız olacağız. Bunu yapmak zorundayız. Gençlerimizi Bismillahirrahmanirrahim ile başlayan ilmin güzellikleriyle, nuruyla, irfanıyla donatmamız gerekir. Bunu yapamazsak biz de sorumlu oluruz diye düşünüyoruz. Evet muhterem hocam. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, bizim medeniyetimizde kitabın, kütüphanenin yeri tabii ki önemlidir. Yani eskiye gittiğimiz zaman biz kütüphanelerle var olduk. Dünyaya medeniyeti sağladık. İslam medeniyetinde kitabın ortaya çıkışı nasıl oldu sayın hocam? Hakikaten
Bunun çok iyi verilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu açıdan böyle bir programı yapmaya vesile olmanız hasebiyle size Allah teşekkür razı olsun. Ediyorum. Yani. Allah razı olsun. Şimdi öyle bir dönemde yaşıyoruz ki Müslümanlara baktığımız zaman, İslam dünyasına baktığımız zaman şöyle bir garabet ile karşı karşıyayız. Kitaptan uzaklaşan bir İslam dünyası var. Maalesef. Peki medeniyetimizde nasıldı? Geçen ben öğrenciyken İstanbul Kadıköy'de giderken Kadıköy Belediyesi sokaklara bir afişler asmıştı. Rakamlar tam hatırımda değil ama şöyle deniliyordu mesela. Japonya'da diyordu yılda bir kişi 25 kitap okuyor. Bilmem filan ülkede yılda bir kişi 75 kitap okuyor. Evet. Bilmem 30 kitap okuyor. Şu bu falan filan. Merakla caddeleri böyle geçtim. Türkiye'de ne kadar diye. Şöyle bir afiş beni hayal kırıklığına uğratmıştı. O zaman üniversite öğrenciydim. İlahiyat evet. Fakültesinde. Evet. Yani ikinci veya üçüncü sınıftaydım. Rakam şu. Türkiye'de yanılmıyorsam 8 kişi bir kitap okuyor. Yılda 8 kişi bir kitap düşüyor. 8 kişi. Halbuki diğer ülkede 70-75 kişi, 75 kitap okuyan bir kişi varken bir kişi yılda 75 kitap okurken Türkiye'de bir kişi bir kitap bile okuyamıyor. Ancak 8 kişi bir araya gelip bir kitap okuyor. Yılda 365 gün içerisinde bir kitap okuyabiliyor. 8 kişi. Bu korkunç bir rakam. Yani maalesef. Ya bizim medeniyetimiz, şimdi biraz sonra örneklerini vermeye çalışacağız. Böyle bir medeniyet değil. Yani kitapla yatan, kitabının başının tacı kılan, açık artırmayla, açık artırmayla kitap satın alan ve kitabı en büyük, en güzel arkadaş kabul eden medeniyetin torunlarıydı, çocuklarıydı biz. İslam böyle bir din zaten. İslam böyle bir medeniyet tesis etme gayreti içerisinde. Kur'an-ı Kerim'de kitap farklı anlamlarda belki ama ne olursa olsun kitap Kur'an-ı Kerim'de 260 yerde geçiyor. Evet. Böyle bir medeniyetin çocukları, böyle bir kitabın müntesibi olan biz ne yapıyoruz? Yani bu durumu düzeltmek mecburiyetindeyiz. Yani şunu ifade edebiliriz. Yani Avrupa'nın bu seviyede ilmi anlamda bu seviyeye gelmesinin en önemli saç ayaklarından birisi şüphesiz ki İslam medeniyetidir. Şimdi mesela hocam özür diliyorum bu kapsamda son zamanlarda çalışmalar da var. Rize'mizde yürütülen bir faaliyet var, onu duyurayım. Rize'de nitelik kazandırma, eğitime nitelik kazandırma renk projesi var. Valimizin, belediye başkanımızın, müftülüğümüzün ve daire amirlerinin de destek verdiği Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kapsamda en azından okullarda haftada 2 saat kitap okuma kampanyası başlatıldı. Hı hı. Vatandaşlarımıza yönelik bu çalışmalar var. İnşallah yani vatandaşlarımızı kitaplarla barıştırma için yöneticiler de seferber oluyor. Teşekkür ediyoruz. Onlardan da razı olsun. Bu faaliyeti yapan bütün yetkililere buradan teşekkür ediyoruz. Fevkalade güzel bir çalışma. Evet. Evet. Yani şimdi bunları yapmak zorundayız. Herkes üzerine düşen görevi bu noktada yapmak zorunda. Okumayı teşvik etmek zorunda. Gençlerimiz okumuyorlar. Televizyon seyretiyorlar. İnternetten hep efendim vakitlerini efendim kaybediyorlar. Dolayısıyla her anne babaya, her yetkiliye, her görevliye, her hocaya, her öğretmene bu noktada büyük görevleri düşüyor. Bu açıdan tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Buna katkı vermek bizde her gün en az 1-2 saat, en az 1-2 saat kitapla iştigal etmemiz gerekiyor. Tabii kitabın ham maddesi kağıttır. Evet. Şimdi mesela kağıt İslam dünyasında çok erken dönemde kullanılmaya başlamış ve Avrupa'dan 300-500 sene önce kağıt kullanılmaya başlanmış ve Avrupa'ya kağıt ve dolayısıyla kitap İslam dünyasından intikal etmiştir. Yani Avrupa açısından diyoruz ki Avrupa bize teşekkür etmek zorundadır. Yani minnet duymak zorundadır Avrupa. Bizim bu medeniyetimiz olmasa Avrupa belki
şu an ulaşmış olmuş olduğu bilgi ve ilmi seviyeye ulaşamayacaktır. Ulaşması mümkün olmayacaktır. Mesela bu noktadan çok enteresan tanınmış Arap tarihçisi ve coğrafyacı Yakubi var. Kendi zamanında Bağdat'tan bahsederken çok enteresan bir bilgidir. Evet. Sadece diyor Vaddah mahallesi diye bir mahalle var. Bağdat'ta bir mahalle. Evet. Rize'nin bir mahallesi olarak düşünelim. Müftü mahallesi, Paşa Kuyusu mahallesi gibi bir mahalle düşünün. Evet. Böyle bir mahallede diyor 100'den fazla kitapçı dükkanı saydığını ifade ediyor tarihçi Yakubi. Allah'a emanet. Medeniyeti görüyor musunuz? Şimdi bir bakalım. Müftü mahallesinde kaç tane kütüphane var? Evet. Teknoloji o kadar ilerlemesine rağmen, okullar o kadar gelişmesine rağmen kaç tane kütüphane bulabiliriz? İşte bizim medeniyet. Yani Tulunoğulları için anlatılıyor mesela. İhşitler zamanında kitapların satıldığı bir kitapçılar çarşısının olduğu ifade ediliyor. Bu dükkanlarda sık sık ilmi edebi tartışmaların yapıldığı anlatılıyor. Yani bu tarih hemen tarihte 950'li yıllar. 950. Evet. Yani bundan 1000 yıldan daha fazla önce bir dönemde kitapçılar çarşısı var. Kitap çarşısında kitapçılarda ilmi tartışmalar söz konusu vesaire. İşte Müslümanlarda bu ikra emri, oku emri, kitap vurgusu Müslümanların kitaba olan, ilme olan iştiyakını, merakını, ilgisini efendim uyandırmış, hevesini çekmiş ve bu da çok enteresan bir bilgi. Avrupa'dan en az 800 yıl önce İslam memleketlerine ilim ve fikir mahfillerinin ortamlarının doğmasına hizmet etmiştir. Yani 800 yıl önce İslam dünyasında ilim merkezleri kurulmuştur. Evet. Bu ciddi bir mesele. Yani. İlk kütüphaneler mesela. Yani çok enteresan malumatlar var. Kütüphanelere baktığımız. Mesela hocam şu anda aklıma geldi. Mebsut adlı bizim yani fıkıhçının yanında da konuşuyoruz hocam. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah. Muteber sayılan bir kitabımız. İmam Serasi Hazretleri'nin onu kuyunun dibinde ki yanılmıyorsam Harzemşahlar mıydı hocam? Onların evet. Döneminde yaşamış. Orada ağır vergiler sunduğundan dolayı yöneticilere karşı çıkmış. Hı hı. Bunu kuyuya atmışlar ama küsme yok. Darılma yok. Yanında hiçbir kitap yok. Evet. Kuyunun dibinde ders vermiş. Talebeleri kuyunun üzerine gelmişler. Evet. Kuyunun dibinde hocalarının ağzından çıkanları yazıya dökmüşler. Şu anda Hanefi fıkhında muteber sayılan bir kitap. Ve seyircilerimiz yani Mebsut deyince şöyle ince bir kitap zannetmesinler. 30 ciltlik bir kitap yazıyor. 30 cilt. Cevat Akçit hocamız editörlüğünü evet. Yaptı. Allah ona da selamettik. Tercüme, Türkçe'ye de evet. Tercüme edilen bir kitap. Edildi. 30 cilt bir eser. Yani çok çarpıcı bir örnek. Bunu hocam o kitabın başında şöyle bir şey var. Belki kitapta tekerrür şeyler vardır. Özür diliyoruz diyor. Bunun sebebi hocamızın yanında hiçbir kitap yoktu. Tabii. Hocamızın tamam. Ağzından dökülen cümlelerle bu kitap yazıldığından tabii. Dolayı tekrarlar olabilir diye de bir cümle var. Ona ithafen bunu paylaşıyorlar. Evet. Doğru. Yani bunlar önemli örneklerdir. Yani. İşte bu açıdan da baktığımız zaman ilk kütüphanede mesela camilerin içerisinde oluşmaya başlamıştır. Yani Allah'ın adıyla oku, evet. Allah'ın merkeze alarak oku emri ilk kütüphanelerin camide teşekkül etmesini sağlıyor. Ve kütüphaneler camilerden hareketle büyüyor ve özel kütüphaneler, büyük kütüphaneler, halk kütüphaneleri kurulmaya başlanıyor. Dolayısıyla buradan da bir mesaj çıkarmamız gerekir. Evet. Camilerde mutlaka efendim kütüphanelerin olması gerekir. Yani camiye girip namaz kılmak evet muazzam bir durum. Muhteşem bir durum. Allah'la baş başa kalınan efendim manevi lezzetin tam olarak terennüm edildiği, tadıldığı bir yer, mekan. Ama camilerimizi aynı zamanda ilimle efendim müşterek hale getirmemiz gerekir. İlmin bilginin tedris edildiği, kitabın okunduğu, kütüphanelerin bulunduğu irfan,
ilim mektepleri, merkezleri halini de getirme mecburiyetindeyiz. Çünkü medeniyetimizde ilk kütüphaneler buradan teşekkül etmiş oluyor. Ve vakıf kütüphaneleri bağış suretiyle verilen kitaplarla kurulan büyük kütüphaneler kuruluyor. Mesela özel kütüphanelere örnek olarak hadis ilminin kurucularından İbn-i Şihab Ez-Zühri'yi örnek verebiliriz. Evet. O kadar kitaba örnek veriyor ki evinin tümünü kitaplarla dolduruyor İbn-i Şihab Ez-Zühri. Tam bir kitap aşığı. Büyük bir muhaddis zaten. Büyük bir ilim adamı. Hatta hanımı rivayetlere göre İbn-i Şihab Ez-Zühri'nin kitaplarını kıskandığı ifade ediyor. Yani kitaba o kadar kendini hasretmiş. Hanımı kıskanıyor onu kitaplarda. Niye kitaplara bu kadar ilgi gösteriyorsun da bana nispeten az ilgi gösteriyorsun? Aynı Van kulu Ben kulu olayı var ya. Evet. Evet. Allah'ın kulu meselesinde olduğu gibi. Evet. Mesela İsmail bin Abbad, çok tanınmış 995 yılında vefat eden bir ilim adamı, mesela anlatılıyor, özel kütüphanesinde çok kitaplar vardı. Samanoğullarından Mansur bin Nuh kendisine valilik teklif ediyor. İsmail bin Abbad'a valilik teklif ediyor. Gel vali ol diyor. Ve enteresandır. Bakın yani şu düşünce bir bakar mısınız? Diyor ki ben kütüphanemi bırakıp da bir başka ile vali olamam diyor. Kütüphanenin taşınması da çok zaman alacağı. 400 deve yükü tutan kitapları varmış. Allah. 400 deve yükü. Bir tek şahsın İsmail bin Abbad'ın özel kütüphanesi. Bunu bırakmak istemiyor. Valilikten feragat ediyor. Yani şimdi hakikaten baktığımız zaman kaç ilim adamı bunu söyleyebilir? Azdır. İşte İsmail Abbad bunlardan birisidir. Evet. Yani bizim geçmişimizde bu örnekler var. Mesela Vakidi anlatıyor. Vakidi çok önemli. Yakubi gibi büyük bir tarihçidir. İslam tarihçisidir. Eserlerinden, kitaplarından istifade ediyoruz. Öldüğünde geride 600 sandık kitap bırakmıştır. 600 sandık. Bir kişinin kitapları. Şimdi birçok kütüphanede bu kadar kitap yok, onu ifade edin. Birçok kütüphanede. Maalesef. Büyük kütüphanede bu kadar kitap yok. Tek bir tarihçi, tek bir kişi bu kadar kitap ediyor. Ve bu sandıklardan her biri diyor, iki kişi bunları güçlükle yerden kaldırabilecek büyüklükte sandık. Küçük sandıklar değil, büyük sandıklar. Evet. Mesela El-Cahiz, meşhur, duydunuz. Evet. Efendim esprileriyle bilinen birisi El-Cahiz. Evinin bütün odalarını kitapla doldurmuş ve hep kitapla meşgul olmuştur. Kitapları yığmış, o kitaplar daha sonra üzerine düşüyor, üzerine yıkılıyor ve kitaplar altında can veriyor El-Cahiz. Allahu Ekber. Yani kitapla arkadaş olan, kitapla beraber olan, kitapla yaşayan ve kitapla son nefesine bir medeniyet. Bu rakamlar yani biraz abartılı olduğunu kabul etsek de ki böyle bir delilimiz elimizde yok, etsek de çok büyük rakamlar olduğunu görüyoruz. Ama kıymetli hocam bırakmış oldukları eserler bunları doğru diyor. Doğru diyor tabii. Doğru diyor. Yani şimdi Vakidi'nin tarihine bakıyoruz mesela. Yani. Her şeyi anlatıyor elbette. Muhteşem. Muhterem hocam, İslam coğrafyası böyleydi. Ortaçağ Avrupa'sında İslam medeniyeti öyleydi. Batıyı medeniyetle kavuşturan, kitapla kavuşturan İslam medeniyetiydi. Ortaçağ Avrupa'sında Batı nasıldı? Kitabı tehlikeli görüyordu. Evet. Mesela. İlmi tehlikeli görüyordu. Çok fazla öğrenmeyi dinden uzaklaşmak olarak algılıyordu. Hatta Pavlus gibi en önde gelen din adamları bile ilmi bir tehlike olarak, efendim ilmi bir problem olarak ifade ediyorlardı. Orta Çağ'da Hristiyanlık dünyası bu şekilde. Özür diliyorum hocam. Genelde despot yöneticiler bilinenin okumasını tabii her zaman tehlikeli görüyorlar. Tabii. Neden? Çünkü okudukları zaman yanlışları ortaya çıkacak. Okudukları zaman tahrifleri ortaya çıkacak. Yani, halk okuduğu zaman yanlışlar ortaya, kral çıplak olduğu yani ortaya çıkar. Bu noktadan evet. Charles Mismer, çok cani bir dikkat bir sözü var Charles Mismer'in, der ki
Müslümanlar dinlerini bıraktıkları için gerilemişlerdir diyor. Şimdi böyle bir medeniyet dedik ya hemen evet. Konuşmamızın başında. Şu an çok farklı bir dünyada yaşıyoruz. Müslümanlar diyor Charles Mismer, dinlerini bıraktıkları için gerilemişler. Avrupalılar ise dinlerini bıraktıkları için ilerlemişlerdir. Güzel bir söz. Evet. Şimdi bunu bir anlayabilsek. Bunu evet. Bir idrak edebilsek. Yani dedi ki hemen başta dini referanslara, kaynaklara işaret etti ki seyircilerimizin, dinleyicilerimizin bu noktada zihninde bir istifham, bir soru işareti oluşmuş olmasın. Yani bizim medeniyetimiz, dinimiz bunu emrediyor. Okumayı emrediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hikmetin, müminin yitik malı olduğunu ifade ediyor. Devamlı bunu anlatırız. Devamlı bunu söylüyor. Yitik mal. Evet. Nerede bulursan bul, onu al demiş. Emretmiş. Ve Müslümanlar da bunun için aylarca süren yolculuklar yapmış ve ilme ulaşmaya çalışmışlardır. Her gittikleri yerde ilim namına, kitap namına ne bulmuşlarsa onu almışlar. Almaya gayret etmiştir. Bizim medeniyetimiz ilmi teşvik ediyor. Kitabı, kütüphaneyi teşvik ediyor. Okumayı teşvik ediyor. Okumayı, daha fazla okumayı teşvik ediyor. Son nefesinde bile efendim bir bilgi, bir fayda ortaya koymak için çalışması gerektiğini işaret ediyor dinimiz. Evet. Şimdi böyle bir dinin müntesip olan müminlerin çok daha fazla okuma mecburiyeti, sorumluluğu söz konusudur. Avrupalılar işte bu düşünceyi, orta çağdaki bu düşünceyi bırakma neticesinde kendilerini kurtarmışlar ve medeniyeti efendim kitap üzerine, bilgi üzerine, ilim üzerine tesis etmişler ve şu an Müslümanın İslam dünyasının hakimi konumunda birçok yerde Müslümanları efendim yönlendirme, yönetme durumuyla karşı karşıya. Yani şu an dünyada efendim Batı medeniyetinin, Batı dünyasının efendim hakim olduğu herkesin malumudur. Bu noktada en önemli sac ayağı, en önemli kılavuzumuzun şüphesiz ki bu olması gerekir. Özür diliyorum hocam. Batı'nın bu yönünü hiç biz baz almadık. Yani Batı kültürü kendi kültürünü bize bombardıman ediyor. Çok doğru. Ama hep kötü yanlarını arıyoruz. Bu yanını hiç almıyoruz biz. Evet, çok doğru. Yani burada da bir sıkıntı var. Yani işte aslında bu noktada şunu diyebiliriz. Batı bilerek belli şeyleri, ekonomi modelini bize empoze ediyor. Evet. Ahlak modelini bize empoze ediyor. Hukuk modelini bize empoze ediyor. Evet. Kültürünü bize empoze ediyor. Bunu bilerek yapıyor. Aslında biz bu noktada şunu yapmak, kendi medeniyetimizin özüne dönmemiz, ona bakmamız ve ondan istifade etmemiz gerekir. Şimdi bizim medeniyetimizin tezahürü şu an Batı'dadır. Şimdi mesela Avrupa'daki bir kütüphanede, Londra'daki bir kütüphaneye baktığında, Londra'daki bir kütüphanede bulunan İslam ilimleriyle ilgili kitapların İslam dünyasındaki en büyük kütüphaneden daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu çok çarpıcıdır. Amerika, New York'taki, Washington'daki bir kütüphanede İslami ilimlerle ilgili olan kitapların İslam dünyasındaki kütüphanelerden daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu bize medeniyetimizi anlatıyor. Mesela ilk kütüphanelere baktığında bunu görüyoruz. İlk kütüphanelerde muhteşem, ihtişamlı kitapların olduğunu görüyoruz. Mesela Bağdat'ta kurulan Abbasi Halifeliği tarafından Darül Hikme adıyla kurulan kütüphaneler var mesela. Oraya baktığımız zaman, o özelliklere baktığımız zaman muhteşem efendim bir durumu görüyoruz. Mesela bu kütüphanede 100.000 eser vardı. 100.000 eser. Bir kütüphanede. Ve Bağdat'ta tarih 800'lü yıllar, 800 yılında kuruluyor Darül Hikmeler. 100.000 kitap varken Avrupa'nın en büyük kütüphanesindeki kitap sayısı ne kadar biliyor musunuz? 500.000. Evet. İşte bizim medeniyet bu. Şu an Avrupa'nın, Amerika'nın kurmuş olduğu bu kütüphane medeniyeti bizim geçmiş medeniyetimiz. Çok enteresan. Bu noktada baktığımız zaman 1 milyon dolar harcamak suretiyle
Abbasilerin bu kütüphaneyi inşa ettiklerini, kurduklarını görüyoruz. 1 milyon dolar. Bizanslarda savaş yapılıyor. Savaşta Halife el-Me'mun muzaffer oluyor. Ve anlaşmada hepimizin bunu yani altın harflerle zihnimize kazımamız gerekir. Köşede yazmamız gerekir. Anlaşmada ne istiyor biliyor musun? Altın istemiyor. Anlaşmada esir istemiyor. Toprak istemiyor. Kitap istiyor Halife el-Me'mun. Evet. Şu medeniyete bakar mısın? İslam medeniyeti. Kitap istiyor. Yunanca'dan alınan kitaplar anlaşmayla temin ediliyor. Evet. Beytül Hikme'ye konuluyor ve Yunanca'dan Arapça'ya tercüme ediliyor ve Batı efendim Yunan medeniyeti, Yunan bilgisi, ilmi İslam dünyasına transfer ediliyor ve onun üzerine bilgi inşa edilmeye devam ediyor. Yani düşünebiliyor muyuz? Eyvallah. Böyle bir medeniyetin torunlarıyız. Kitap her şeyden önemliydi, topraktan da önemliydi, paradan da önemliydi. Ve bu noktada muhteşem kütüphaneler kurulduğunu müşahede etmiş oluyoruz. Bunlar hayal değil ve şu bilgiyi de vereyim, bu kütüphane nereye gitti diyeceksiniz. Her yıl bir kitap konsa bu kütüphane günümüzde Avrupa'nın en büyük kütüphane, daha büyük kütüphane kurulmuş olurdu. Sorusu akla geliyor. Ne oldu bu kütüphanelere? Maalesef. Moğollar geliyor, bu Bağdat'taki kütüphaneyi yakıp yıkıyorlar ve bunları efendim nehre atıyorlar. Ve nehirlerin mürekkeplerle günlerce, aylarca mürekkep aktığı ifade ediliyor. Allah. Hazin bir durum. Evet. O gün günlerce ve aylarca mürekkep aktı. Bugün de kan akıyor maalesef hocam Bağdat. Ya. Evet maalesef. Ya. Hocam devam edeceğiz. Allah razı olsun. Bir vetelemiz var. Halkımıza bununla ilgili bazı sorular soruyoruz. Her hafta olduğu gibi. Bakalım halkımız ne diyor kitapla ilgili. Ondan sonra bir kısa reklam aramız var. Ondan sonra birlikteyiz efendim. Kütüphaneler Haftası. Dolayısıyla hazır valimiz de renk projesi diye Rize'de eğitime nitelik kazandırma adı altında bir kitap okuma kampanyası başladı ve Türkiye'de de çok ses getirdi. Bir de biz İlk emri oku ve yaz olan bir dinin mensupları olarak, kitapla halk olarak ilgimiz, alakamız nasıl, neler söylemek istersiniz? Şimdi öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Dediğim gibi biz de kütüphane topluluğunun üyeleriyiz. Çok yakın zaman önce bir kütüphaneye kitap bağışı yaptık. Vakıflar okuluydu. Onun açılışına gittik. Halktan çok fazla talep alamadık. Aslında bağış konusunda hiçbir şekilde aşırı bir şey alamadık. Çünkü iş kitaba geldiği zaman insanlarda para olmuyor. Kitabını satıyoruz 10 lira diyoruz. Her şeye para bulan halkımız 10 lira kitap veremiyor yani. Parayı veremiyorlar. Kitapla alakası olmayan bir nesil yetişiyor yani diye düşünüyorum. Yani bir kitabın bir paket sigara kadar önemi yok bizim yok, aklımızda. Yok kesinlikle. Bir tane sakız kadar bile değeri yok. Bedava versen almazlar. Okumuyoruz. Okumuyoruz yani. 10 yılda bir kitap okuyan ortalama olarak bir millet olarak bilmek, okumak, kitapla ilgili neler söylemek istersiniz? Kitapla söylenecek aslında, kitapla ilgili söylenecek çok şey var. Hani şurada bir 5 dakikada anlatmaya kalksak kelimelere kifayetsiz kalır. Toplum olarak kitap okumuyoruz. Bunu herkes söylüyor. Kitap konusunda bilinçsiziz. Yeni yazarları bilmiyoruz. Yeni yazarların yanında eski yazarları hiç bilmiyoruz. Klasik edebiyatımızla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Biz aynı zamanda edebiyat öğrencileriyiz. Edebiyat öğrencileriyiz ama sınıfımızda dahi edebiyat okuyup da kitap okumayan insanlarla karşılaşıyoruz. Bu gerçekten çok vahim bir tablo. Türkiye Geneli Edebiyat Fakültesi'nin oranı ne kadar fazla, oldukça fazla bölüm ama okuma oranı çok düşük. Sizin de dediğiniz gibi oku emri var ama emri uygulayan yok. Okullar var, okuyan yok. Okumak isteyenler var, okutanlar yok. Renk projesi, Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Rize'de başlatılan bu renk projesinde ciddi bir bizlere de yansıyan kitap, satışlarımıza da yansıyan. Rize'de de bir kitap gündemi oluştu. Ciddi bir manada bu konuda teşekkür ediyorum yetkililere, belediye, müftülüğe ve Sayın Valimize. İster istemez gündeme neyi alırsanız o gündemde oluyor. Ondan dolayı şu anda Kütüphaneler Haftası etkinliğiyle de böyle bir okullarda bizler sergi açarak, kitap tanıtımları yaparak, yazar getirerek bu tarz etkinliklere destek veriyoruz. Bu yavaş yavaş ama
iyi olacak diye düşünüyoruz. Yani Rize en azından okumaya başladı. Evet, 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 başladı. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Rize'de gerçekten kitap konusunda bir farkındalık oluştu, evet. Oluşuyor. Hani biz okullarda zaten elimizden gelen çabayı gösteriyorduk ama bunun tabii biz ilkokul kısmındayız. Ortaokula, evet. Liseye ve topluma yayılması bu renk projesiyle tabii sosyal medyada olsun, görsel medyada olsun, basında olsun böyle bir seferberlik başladığını görüyorum Rize'de. Çünkü diğer şehirlere gittiğimiz zaman biraz da ölü bir ortam. Yani orada okuyan tanıdıklarımız da var, biraz da ölü bir ortam. Bu manada katkı sağlayanlara gerçekten teşekkür etmek lazım. Rize açısından hepimiz teşekkür etmemiz lazım. İnşallah farklı ayaklarıyla da desteklenerek renk projesi Rize'ye bir çıta yükseltecektir diye düşünüyorum. Bizim şu anda malumunuz çok daha kitaba ulaşabilirlik noktasında kolaylıklarımız var. Bu hafta malumunuz kütüphaneler haftası. İlçelerimizde kütüphane, çok şükür okullarımızda kütüphane, illerimizde kütüphane. Yani olayın maddi boyutuna sığınmak çok kolay. Kütüphaneler bekliyor. Ücretsiz. Satış falan yok yani. Gidip istediğin kitabı alıp okuma şansın çok yüksek. Bu manada gerçekten kütüphanelerimizin öksüz kaldığını görüyoruz. Peki hocam, biz malum ilk emri oku ve 5. ayette de Alak suresinin yaz emrine muhatap olan bir ümmetiz, bir milletiz. Ancak ihtiyaç sıralamasında kitap 235. sırada yer bulabilen, yılda ortalama 10 yılda bir kitap okuduğumuz bir millet. Bu mesajı gerektiği gibi algıladık, anladık ve uyguluyoruz demek mümkün mü kıymetli hocam? Sizin de söylediğiniz gibi zaten alıntıyı Kur'an-ı Kerim'den yaptınız. Bizim başucu kaynak kitabımız diyelim, sorumlu olduğumuz kitabımız. Şimdi yazın, geçtiğimiz yaz Diyanet İşleri Başkanlığı çok çarpıcı bir anket yaptı. Türkiye genelinde. Belki sonuçlarını duymuşsunuzdur. İşte Türkiye'de Kur'an-ı Kerim okuyan, meal okuyan, tefsir okuyan Türk halkının %92'si Kur'an-ı Kerim'in mealini hiç okumamış. Yani bu şeyden, anketten bu çıktı. Diyanet'in yaptığı anketten. Şimdi bunu okumayan adam bu mesajı alması çok zor. Yani sadece onu okumak da yetmez ama en azından onu okuyup da almaya çalışması noktasında çaba göstermeleri gerekirdi. Bizim şimdi en başta herhalde birinci adımda eksikliğimiz var herhalde. Şimdi mesajı alma noktası sizin parmak bastınız. Şimdi bu anketin neticesinde ben onu düşündüm. Aslında biz ilk adımı atma noktasında herhalde bir eksiklik yaşamışız. Bunu belki söylerken hepimiz söylüyoruz ama manen, ruhumuzla bunun içine girsek zaten o mesaj bizi doğrudan kitaplara götürürdü. Hocam halkımıza sordum ya, zaten kitap okumuyoruz da okumayanlara en çok ne okuduklarını sordum da yüzdelik dilim olarak rüya tabirleri kitap okuyormuşlar. Evet, şimdi ya en azından orada da bir şey okuyorlar diyebiliriz yani. Hadi, orada evet. Herhalde bir merak oluşuyor rüya konusunda. Biliyorsunuz çok farklı alanlarda meraklar var şimdi, evet. Rüyalar konusunda, burçlar konusunda. Oraya kadar adım atmış bir insana herhalde birazcık yönlendirme gerekiyor. İşte başta girişte söylediğimiz gibi bu okuma rüzgarıyla inşallah onlar da okuyan bir arkadaşlarından görerek güzel kitaplara doğru yol alırlar. İnşallah. İzleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimize sevgi ve muhabbetlerimizi arz ediyorum. Ve hasreten İlahiyat Fakültesindeki izleyicilerimize, tefsir bölümündeki Mustafa Hocamıza, Muhammed Hocamıza da burada şükranlarımızı arz ediyorum. Program içinde buradan söz alıyorum inşallah onlardan efendim. Kıymetli Hocam, tabii ki seyircilerimizin, izleyicilerimizin kitap konusundaki görüşlerini de aldık. Edebiyat bölümünde okuyan öğrencilerimiz gerçekten bizi biraz düşünceye sevk ettirdi söyledikleriyle. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, hakikaten seyircilerimiz röportaja muhatap olan konuşmacılarımız, halkımız güzel hususlar içerisinde, bunlardan birisi cali bir dikkat çekici bir husus. Edebiyat fakültesinde bile okumayan gençlerimizin bulunduğu. Tabii ben üniversite hocayım, öğretim üyesiyim. İlahiyat fakültesi öğretim üyesiyim. Doğrusu çok farklı bir durumla karşı karşıya değilim ben de. Evet. Aslında ilahiyat öğrencisi en fazla okuması gereken ilim
tedris etmesi gereken, en fazla kitaba aşık olması gereken, tıpkı edebiyat fakültesindeki öğrencileri gibi fertler, kişiler olması gerekir. Ama istenen seviyenin, okuyor arkadaşlar, gençlerimiz okuyor ama istenen seviyenin çok çok uzağında olması çok düşündürücüdür. Demek ki bazı şeyler yanlış gidiyor. Maalesef. Bazı yanlışları düzeltmemiz, doğruları yapmamız gerekir. Bunu yapamazsak işte sıkıntılar oluyor. Üniversite mezunu olmasına rağmen yanlışlar yapan, efendim şiddet olaylarına bulaşan, efendim meşru olmayan bir takım fiilleri sergileyen durumlarla karşı karşıya kalmış oluyoruz. Bu büyük bir tehlikedir. Dolayısıyla bunun üzerine düşünmek lazım. Konuşmak lazım. Evet. Yani kitaba aşık olmak. Yani şimdi kitap için gece uykusunu feda eden gençler, okuyan gençler, bunun üzerine hepimize görev düşüyor. Yani öğretmeniyle, hocasıyla, efendim yaşlısıyla, genciyle, anne babalarıyla hepimize görevler düşüyor. Hatta mesela konuşmacılardan birinin şu tespiti de çok enteresan. Kitap ihtiyacı diyor, istatistik daha doğrusu bu rakam yani evet. Yapılmış anketlerden ortaya çıkan sonuç. İhtiyaç listesinde 235. sırada geliyor. Bu korkunç bir rakam. Evet, maalesef. O 235 değil, 5. sırada olması bile korkunçtur. Olmaz. Yani hatta şunu diyelim, mesela sigara içen bir kişi her gün sigaraya 5 lira veriyor, harcıyor. Evet. Yani siz 5 dediniz, ben 10 dedim en düşüğü. Burada anlaşamadık hocam. Yani kullanmadığımız için Allah'tan evet. Kullanmıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun, hamdolsun. Ama yani 5 lira ben herhalde, ya 5 liradan fazla da günde sigara vermez diye ben düşünüyorum. 5'ten fazladır diye düşünüyorum. Şimdi 5 lira olduğunu düşünelim. Evet. Bir hesap yapalım. Evet hocam. 10 günde 50 lira yapar, bir ayda 150 lira yapar. Yani sigara içen bir insan her ay sigaraya 150 lira veriyor. Maalesef. Ne kadar büyük bir ihtimal. Şimdi o 150 lirayı kitaba harcasa, ilme, bilgiye harcasa ne olur biliyor musunuz? Evet. Bu toplum değişir. Eyvallah. 150 lira her ay kitaba harcayacak insanlar. Sigara içmeyenler de şöyle düşünecek. Sigara içen 150 lira her ay veriyor. Ben en az diyorum. Hakikaten 300 lira belki bu. 150 lira, 300 lira bir sigara her ay veriyor. Sigaraya bu kadar saygı gösteriyor. Evet. Sigaraya bu kadar ihtimam gösteriyor. Onun sigaraya gösterdiği ihtimamı ben nasıl olur da kitaba göstermem deyip her ay bir 150, 200, 300 lira kitaba harcaması gerekir. Bunu yaptığımız zaman çocuklarımız değişir. Yani 235'in sıra ne demek? Kitap bana lazım değil. Kusura bakmayın. Benim ihtiyaçlarım başka şeyler. Kitaba gönlümü kapattım. Demektir bu. Bu felakettir. Dolayısıyla bu kampanyalar inşallah bu noktada ciddi katkılar sağlar diye düşünüyorum. Yani hocam sorumuz var da evimizde kitap okuma seansları düzenlememiz lazım. Yani ailecek eğer o iradeyi kendimizde bulabiliyorsak televizyonu kapatıp ailecek gelip işte bir İslam tarihini veyahut da Şiir-i Nebi'nin yani eğitim kitabını ailecek okumamız lazım. Şimdi bir saat kapatalım bak bir saat. Bir saat biraz ağır gelir hocam yani. Hadi yarım saat olsun. Evet hocam. Eyvallah. Yani neler kazanır. Çocuklar gelin. Yarım saat. Şu yarım saat televizyonu kapatıyoruz. Yarım saat kitap okuyacağız. Muazzam bir şey. Evet. Yani göreceksiniz ki o ailede bir ay içerisinde çok şeyler değişecektir. Efendim biraz Kur'an okuyalım. Efendimizin hayatını okuyalım. Efendim biraz fıkıh okuyalım. Namaz nasıl, nedir? Onunla ilgili şeyler okuyalım. Yani yarım saat. Çünkü rakamlara baktığımız zaman yani ortalama televizyon seyretme günlük süresi 5 saat. Yani düşünebiliyor musun? Her gün evlerde 5 saat televizyon seyrediliyor. 4 saat televizyon. Evet. Bu rakamlar çılgın rakamlar hakikaten. Doğrudur. Dolayısıyla buna bir çözüm bulacağız. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Bizi dinleyen, seyreden, bütün seyircilere diyoruz ki
Bu akşam başlayalım. Biz de dahil olmak üzere. İlk önce kendimiz başlayacağız. İnşallah. Abdülkerim Hoca yani böyle İnşallah. Söylüyoruz. İlk önce biz uygulayacağız ki Tabii. bunun Değil bir mi? Yansıması olsun. Şöyle yarım saatten az olmamak kaydıyla televizyonu kapatacağız. Kapattık televizyonu. Hadi çocuklar kitap okuma saati deyip kitap okuyacağız. İnşallah. Televizyondan kitap okuma kampanyası. Evet. Biz Allah. De böyle bir kampanya başlayalım. Allah Valiliğimizin bu kampanyasına da evet. destek vermiş olalım. Evet. Allah açıdan. Razı olsun hocam. Kıymetli hocam devam ediyorduk. Ortaçağ Avrupa'sında bizim medeniyetimiz kütüphanesiyle, kitabıyla, alimiyle, ilmiyle ön plana çıktı ve batıya örnek oldu. Yanılmıyorsam Fatimiler diyorduk hocam. Fatimilerle ilgili neler söyleyeceğiz? Mesela Fatimiler 910 ile 1171 tarihler arasında hüküm sürmüş bir devlet. Kahire'de bir kütüphane kuruyorlar. Bu kütüphanede çok muazzam, büyük bir kütüphane. Her biri 18 bin kitabı saklayacak derecede 40 odadan müteşekkil bir kütüphane. 18 bin kitabı saklayacak değil, 40 odalı bir kütüphane. Ve kütüphanedeki kitapların sayısını söylersem herhalde her birimizin yani feleği şaşırır. Feleğimizi şaşırırız. 1 milyon 600 bin kitap bu kütüphanede var. Tarih bundan 1000 yıl önce. İşte bizim medeniyet böyle bir medeniyet. Maalesef ne oluyor bu kütüphane? Nereye gitti? Evet. Kayıp bu kütüphane. Oldu? Ve kendimize de bir eleştiri yapalım bu noktada. Hem Orta Doğu'daki problemlere de işareti bulma. Maalesef Şii-Sünni kavgaları sebebiyle bu kütüphane yakılıp yıkılıyor. Bu kütüphane yakında biz, Müslümanlar. Bu da kendimize bir eleştiri olsun. Allahu Ekber. Yani işte zaten problem bizden başlıyor ve günümüze kadar bu problemler devam ediyor. İşte Orta Doğu'da şu an kavgalar. Zaten Fatimiler Şii menşeili bir devlet. Evet. İşte Şii-Sünni tartışmaları neticesinde hatta öyle garip bir durum ki yani kitaplar çoğu ateşe atılmış, yakılmış. Ciltlerin derileri askerlerin ayakkabılarının onarımında kullanılıyor. Büyük bir kısmı Nil Nehri'ne atılıyor. Ve Tilalül Kütüb denilen çöllere atılıyorlar. Ortada Tilalül Kütüb denilen kitap dağları denilen Allah Allah. Dağlar çölde dağlar oluşuyor. Yani düşünebiliyor musunuz? 1 milyon 600 bin kitap heder ediliyor. Maalesef. Devlet adamlarının kitapla münasebetleri nasıl oluyor? Yani şunu görüyoruz. Devlet adamları gittikleri her yerde ilk yaptıkları şeyin başında mabet ve kütüphane, üniversite, medrese kurmak var. Bütün devlet adamları. Mesela Nizamül Mülk. Gidiyorlar hemen alimleri görüyor, ilim adamlarını görüyorlar bir yerde. Nişabur'da mesela. Ve Sultan soruyor bunların durumu ne falan. İşte bunlar ilim adamlar. Hemen diyor kütüphane kuralım. Bir üniversite kuralım. Nizamül Mülk medreseleri mesela burada kuruluyor. Mesela Tulunoğullar döneminde, IŞİD'ler döneminde devlet adamları hemen efendim kütüphaneler kurduklarını görüyor. Hep teşvik ediyorlar. Mesela Beytül Hikmeler devlet başkanları vesilesiyle kurulduğunu görüyor. Sultanlar vesilesiyle kurulduğunu görüyoruz. Osmanlı'da mesela bütün sultanların kütüphane ve medrese inşa ettiklerini, kendi şahsi paralarıyla vakıflar kurduklarını görüyoruz. Bizim tarihimizde, medeniyetimizde hep böyle olmuştur. Devlet adamları bu noktada teşvikçi olmuşlar. Kütüphanelerin kurulmasını, kitapların büyük meblağlarla alınmasını ve kitaplara bağışlar sağlamasını. Mesela örnek verdik hemen biraz önce. Demişti ki, işte Abbasiler döneminde anlaşma yapılıyor. Ve bu anlaşma sebebi de kitap isteniyor mesela. Bizans'tan kitap isteniyor. Evet. Yani bu onu gösteriyor. Devlet adamları İslam medeniyetinin her döneminde Kur'an ve sünnetten almış olduğu o ilhamla, o hassasiyetle, o şuurla kitabın halka açılmasını, yayılmasını sağlamışlar. Ve bunun için özel müstensihler, yazıcılar görevlendirmişler. Kitapların çoğaltılmasını sağlamışlardır. Bu noktada masraftan kaçınmamışlardır. Para harcamaktan hiçbir zaman kaçınmamışlardır. Bu da bir mesajdır. Medeniyetimizin bir mesajıdır. Evet.
ilim ve bilgi noktasında, irfan noktasında hiçbir şekilde, hiçbir masraftan kaçınmak doğru değildir. Fatih mesela İstanbul'u fethettiği zaman ilk yaptığı şeylerden birisi ilim, bilgi merkezi olmasını sağlamıştır İstanbul mesela. Yani Osmanlı'yı, efendim, medeniyetin zirvesini yükselten durum bu olmuştur. Bunu hep görüyoruz ve bu bize de örnek olması gerekir diye düşünüyorum. Evet, hocam müsaadeniz olursa bu irfan boyutuna biraz girmek istiyorum. Mesela bir tarafta Kur'an'ın mealini okumayanlar, yani okuduğunu anlamayanlar, diğer taraftan da son zamanda da tabii bu şeyi kullanmak istemiyorum ama onlara atfedilen ki yanlış bir şey, mealciler diyorlar. İşte mealin okunması, Kur'an'ın anlaşılması. Kur'an niçin okunur? Kur'an hayatımızı belli bir düzeye, yani şekillendirmek için okunur kıymetli hocam. Yani iki tarafa da bakıyorsun, irfan boyutunda zafiyet gösteriyorlar. Yani anlayan insan da bakıyorsun, eylem boyutunda tembel de davranıyor. Bir rehavet var. Bununla ilgili neler söyleyeceğiz? Evet. Biz bir yerleri kaçırıyoruz diye düşünüyorum. Program sayın boyunca hocam, kitaba vurgu yaptık. Evet. Bilgiye vurgu yaptık. Öğrenmeye vurgu yaptık. Ama hemen programın başında da bir hususa işaret ettik. La tudi'hu vescud vakterim. Bunu okuyoruz bir kere. Tilavet secdesi yeterli. Evet. Yani Allah'a yaklaştır. Yaklaş. Allah'a secde et. Boyutunun oluşması gerekir. Bu o kadar hassas bir mizan ki. Oku. Allah'ın adıyla oku. Ve bunun neticesini ne yap? Allah'a yakınlaş. Dolayısıyla ilim çok önemlidir. İrfan çok önemlidir. Çok değerlidir. Buna vurgu yapılmıştır ama ilmin, bilginin, işaret buyurduğunuz gibi bilginin mutlaka irfana dönüşmesi gerekir. İrfana dönüşmeyen bir bilgi eksik bir bilgidir. Meyvesiz ağaç gibidir. Ağacın meyvesi amelle, yani okuduklarımızın irfana dönüşmesiyle, yani okuduklarımızın harekete, okuduklarımızın davranışa dönüşmesiyle gelir. Eğer bu dönüşmezse, okuduklarımız hayatımızda tecelli etmesi, okuduklarımız işimize yaramazsa, topluma yaramazsa, Müslümanlara yaramazsa, bu nice okumak olur. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bu eleştiriliyor da, yani bilginin işe yaramadı. Çok bilgili olabilirsin. Önemlidir, değerlidir ama bilgi eğer davranışa yansımazsa bu eleştiri konusu bile diyor. Mesela Hristiyan din adamları için, ehli kitap için kullanılan ifade çok cale bir dikkat edin. وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الْحَمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا. Evet. Onların misali diyor. Neden? Bilgileri var. Ne bilgisi var? Muhteşem bir bilgi var. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın, efendim, son peygamberin Hazreti Muhammed olduğunu biliyorlar. İncil'de yazıyor. Min ba'd ismuhu Ahmet. Biliyorlar. Ama ona rağmen o bilgiyi ne yapmıyorlar? Uygulamıyorlar. O bilginin gereğini yerine getirmiyorlar. Kur'an-ı Kerim işte bu tasvir onlara. Onların misali diyor, kitap yüklü merkep gibidir. Kitap yüklenmiş merkep misalini onlara, çarpıcı bir misaldir. Sebep bilginin hayata aksetmemesi. Yani şimdi bilgi, birikim var. Efendim namazı ilgili bilgi edinmiş, kitapları yemiş yutmuş. Ama düşünebiliyor musunuz? Yani bu kişi namaz vakti gelince tembel davranıyor. Kalkıp namazı kılmıyor. Camiden ezan okunduğu zaman, cemaate gel dendiği zaman hala efendim ona iştirak etmiyor. Camiden, cemaatten, ibadetten, ahlaktan, irfandan, ihsandan uzak. Bütün burada bir yanlış var demektir. Yani şunu özellikle burada vurgulamak gerekir. Evet, kitap, evet, ilim doğru.
Büyük bir şereftir. Evet. Büyük bir izzettir. Ama okurken, ilim tahsil ederken bunu düşüneceğiz. Diyeceğiz ki bu ilimden ben ne elde edebilirim? Ne elde edebilirim? Benim hayatıma bu ilmin, bilginin kazancı, katkısı nedir? Ben bu bilgiyle topluma ne mesajlar verebilirim? Nasıl bir katkı sağlayabilirim? Dolayısıyla ilmin bu özellikleri sağlaması fevkalade önemlidir. Dolayısıyla ilmin irfana yansıması gerekir. İrfan olmaksızın ilmin tek başına kalması eksikliktir. Bunu da ifade etme mecburiyeti taşıyoruz. Evet muhterem hocam, son olarak son cümlelerle programımızı bitirelim. Neler söyleyeceksiniz? Yani şunu bütün seyircilerimize, dinleyenlere iletmek isterim. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir. İlim, bilgi medeniyetidir. Okumazsak birçok yönümüz eksik kalmış olur. Okumak, Kur'an'ı okumak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini okumak ve birçok farklı ilimlerle, edebiyatla ilgili, sanatla ilgili, tarihle ilgili, efendim aklımıza gelecek birçok alanla ilgili okumaları yapmak bize çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Ama bu noktada hassasiyetle şuna işaret ediyoruz. Öncelikli olarak okuma önceliği ortaya koymamız gerekir. Bir sıralama takip etmemiz gerekir. Bu da şu: bizim için, dünya ve ahiretimiz için zarurat-ı dini, yani bizim için zaruri olan bilgiyi elde etme noktasında, farz olan bu bilgiyi elde etme konusunda gayret göstermeli ve vakit ayırmamız gerekir. Okumaya, ilme, bilgiye vakit ayırmamız gerekir. Ona para ayırmamız gerekir. Onunla dertlenmemiz gerekir. Gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanması için gereken hassasiyeti hemen ilk dönemlerde oluşturmamız gerekir. Çocuk ilkokul birinci sınıftayken, çocuklarımız ilkokul ikinci, üçüncü sınıftayken onlara bu okuma aşkını, şevkini nakşetmemiz, aşılamamız gerekir. Zaten o dönemde çocuklarımıza bu aşkı, bu muhabbeti, bu sevgiyi, bu hevesi nakşettiğimiz zaman gençlerimiz göreceksiniz ki hayatlarının devam eden sürecinde hiç kendilerini zorlamadan bu alışkanlığı devam edecektir. En büyük tehlike bu noktada son olarak işaret etmek için o da şu: bu noktada teknoloji okuma noktasında, yazma noktasında en büyük tehlike teknoloji. Televizyonla olan muhabbetimiz, internetle olan aşırı düşkünlüğümüz, mutlaka bunları kullanacağız. Bunlar hayatımızın bir parçası. Bu bir vaka, bir gerçek. Ama bunların esiri olursak ciddi anlamda kayıplarımız söz konusu olacaktır. Hayatımız mutlaka okuma noktasında canlanması gerekir. Okumalı günler, kitaplı günler, kütüphaneli günler diliyorum ve özellikle illerde bulunan, ilçelerde bulunan halk kütüphanelerini, gençlerimizi, çocuklarımızı götürmeli. Kütüphanelerle hemhal olmayı çocuklarımıza öğretmemiz gerekir. Evet. Ben hiç unutmam, İmam Hatip döneminde ilçedeki Sürmene'de İmam Hatip Lisesi'ni okudum. Kütüphanede çalışırken almış olduğum zevki, kütüphanede kitaba aşık oluşumu hiç unutmam. Kitap alırdık, bize ödünç kitap verilirdi. Bir kitabı 300 sayfalık, 500 sayfalık bir kitabı bir günde bitirir, sabaha kadar bitirir, kütüphaneciye teslim ederdim, hayret ederdim. Okudun mu yoksa öylesine mi teslim ettin diye sorardı, inanmazdı okuyacağım. O aşkı kütüphanelerde kazanır gençlerimiz. Okullarda kütüphanelerimizi çoğaltmamız gerekir. Halk kütüphanelerini çoğaltmamız gerekir. Ve kitap okumanın önünü açmamız gerekir. Allah'ı merkeze koyarak, Celle Celaluhu, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam merkeze koyarak okumalarımızı çeşitlendirmeli. Okuma bu şekliyle bizi irfana, marifete ulaştıracak. Marifet ve irfanın aynı anda gerçekleşmesini sağlayacak. Ve neticede bizi tuzağa düşüren, Allah'tan uzaklaştıran, şeytana uymama, Allah'a kul olma ve ona yakınlaşma noktasına
erişmiş olacağız. Cenab-ı Hak'tan niyazımız budur. Cenab-ı Hak ilim sahibi ilmiyle amil olma mertebesine bizleri inşallah ulaştırır. Bu şerefle bizleri müşerref eder inşallah. İnşallah. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Çok sağ olun hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun size. Evet. Evet kıymetli Çay TV izleyicilerimiz, yine bir cuma gününde cuma saati programının sonuna geldik. Efendim bugün kitabı konuştuk, okumayı konuştuk, kütüphaneyi konuştuk, bizi biz yapan değerleri konuştuk. Sizlerin de malumu toplum olarak adrenalinimiz yine yüksek. Malum hafta içinde menfur bir saldırı sonucu bir şehit verdik, savcımızı, kardeşimizi kaybettik. Efendim hak ile batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Hakkın karşısında batıl olacaktır. Belki de buna binaen şehidimiz ne ilk ne de son olacaktır. Ama bizler inanan insanlar olarak tabii ki bu canda canımız yandı, yüreğimiz dağlandı. Ateş sadece şehidimizin evine değil, bütün ümmetin evine vurdu. Bunların kudurmalarının sebebi, bunların bu halde hunharca katletme sebeplerini sizler malum en güzel şekilde idrak ediyorsunuz. Halkımız olarak sizler gerçekten izan sahibi, şuurlu kişilersiniz. Niye? Çünkü Müslüman basiret ehli insandır. Olayları en güzel şekilde okur. Okuyarak işte biz onu anlayacağız. Allah'ın adıyla okuyarak, hayatı anlayarak bizler bir daha böyle bir hunharca katledilen şehit olmaması için hayatı okuyacağız kıymetli kardeşlerim. Şu olayı zikretmek istiyorum. Bakın bunların bu şekilde şehidimizi bu şekilde adalete vurulan kurşunu yapmalarının sebebi sizlerin de malumu ki 20 yıl önceki atılan adımların sonucudur. İşte 20 yıl önce atıldı. 20 yıldır bu insanlar tabii ki Gezi Parkı'nda molotof kokteyliyle ellerinde taşta sapanla devletin askerine polisine saldıran kişilerin bir kalıntılarıdır. Ama bugün elhamdülillah o gün 15 yaşındaki çocuğun elinden Kur'an alındı. Bugün 4 yaşındaki çocuğun elinde Hazreti Kur'an var. İşte biz Kur'an'la bu medeniyette cami merkezinde cami müştemilatında bu çocuklarımızı değerlendirerek onları okuyarak okutarak en güzel şekilde hayatımızı gül ve gülistan'a çevireceğiz diyorum. Cumanız mübarek olsun. Sağlıkla kalın efendim.